Akademiden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı kampımızla karşınızdayız. Kimya dersi sakın ama sakın gözünüzü korkutmasın. Ben sizler için birbirinden güzel sorular hazırladım. Okullarda da eminim ki bu hazırladığım sorulara benzer sorular çıkacaktır. Hadi o zaman hazırsanız hemen başlayalım. Tabii ki ikinci dönemin ilk konusu olan kimyasal türler arası etkileşimlerle ne yapmıştık? Tanışmıştık arkadaşlar. Bu ünitede dolu dolu yığınla bilgi öğrenmiştik. Şimdi onları birazcık yazılıya hazırlık için tekrar edelim. Şimdi ilk gördüğümüz şey neydi arkadaşlar? Kimyasal türle tanıştık. Çünkü bu türler arasındaki etkileşimleri tanıyabilmemiz için önce kimyasal türün ne olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Peki o zaman diyoruz ki neydi bu kimyasal türler? Atom, molekül ve iyon olmak üzere üç tane kimyasal türle tanıştık arkadaşlar. Atom deyince aklımıza ne gelecekti? Tabii ki metaller aklımıza gelecekti ve soygazlar aklımıza gelecekti. Çünkü doğada metaller ve soygazlar atomik halde mi bulunmaktaydı? Evet. Molekül deyince ise aklımıza ne geliyordu? A metaller gelecekti. Tabii ki biz molekülü kendi içerisinde element molekülü ve bileşik molekülü olmak üzere de iki şekilde incelemiştik. Eğer şayet aynı cins metaller bir araya gelirse burada element molekülü kavramı bize eşlik etti. Ama eğer şayet farklı cins amatenler bir araya gelirse burada ne öğrenmiştik? Bu moleküle bileşik molekülü adını vereceğimizi öğrenmiştik. Üçüncü kimyasal türümüz ise iyon da arkadaşlar. İyon deyince de ya artı yüklü ya da eksi yüklü aslında iyonlar aklımıza geliyordu. Artı yüklü iyonlara katyon, eksi yüklü iyonlara ise anyon adını vermiştik. Ve daha sonrasında bu üç kimyasal türü tanıdıktan sonra bu ünitede tabii ki kimyasal türler arasında arasındaki etkileşimlerden ne yaptık bahsettik. Kendi arasında kimyasal türler arası etkileşimleri ikiye ayırdık. Güçlü etkileşim deyince bağın enerjisi özellikle 40 kilojulden çok daha yüksek olan etkileşimdi. Yani atomların arasındaki kimyasal bağ aslında güçlü etkileşim olarak ne yapılmaktaydı? Adlandırılmaktaydı. Zayıf etkileşim deyince ise artık atomlar arası değil moleküller arası etkileşimler aklımıza gelecekti. O yüzden de buradaki bağlar fiziksel bağıydı. Çünkü kimyasal bağ göre daha zayıf olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki bu güçlü etkileşimleri yine aynı şekilde zayıf etkileşimleri de kendi içerisinde detaylı bir şekilde öğrendik mi daha önceki derslerimizde? Evet öğrendik. Dedik ki güçlü etkileşim deyince iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere 3 şey aklımıza gelecekti. İyonik bağ deyince özellikle hangi atomların arasında gerçekleşiyordu? Bir metal ile bir ametal atomu arasındaki etkileşim aslında iyonik bağın varlığını bize ne yapıyordu? ispatlıyordu İşte bu iyonik bağın içerisinde aslında biz bu bağların nasıl oluştuğunu konuştuk. Sadece iyonik bağın değil aslında kovalent bağın da nasıl oluştuğunu bağ oluşumunu detaylı bir şekilde açıkladık ve Lewis nokta yapısından bağ oluşumunda ne yaptık? Yararlandık. Lewis nokta yapısı bize ne söylüyordu? Değerlik elektron sayısına göre yani bir elementin elektron katman dizilimini yaptığınızda son kat katmandaki elektronun elektronları noktalarla ne yapıyorduk gösteriyorduk arkadaşlar. Buna ne deniyordu? Lewis nokta yapısı deniyordu. Mesela oksijen elementinin son katmanında 6 elektron vardı ve biz her bir elektronu birer nokta ile ne yapmıştık? Temsil etmiştik. Hatta ve hatta burada yalnız olan elektronlar ne yapıyordu? Bağ yapıyordu. Ama şu çift olanlar ise ne yapmayacaktı? Bağ yapımına katılmıyordu. Hatta bunlara da ortaklanmamış elektron çifti adını vermiştik. Yani aslında güçlü etkileşimlerin içerisinde iyonik bağı bir güzel öğrendik. Bir metalle bir ametal arasında oluşan etkileşim güçlü etkileşimdir ve iyonik bağı bize aslında verir dedik. Metal elektron vermek ister, ametal ise elektron almak ister. Aralarındaki elektron alışverişi sonucunda da iyonik bağlı bileşikler ne yapar dedik? Oluşur dedik ve bağlı bileşikleri artık biz okumayı mı öğrendik burada? Evet önce metalin adını okuyorduk sonra yanında bir ametal varsa onun adını okuyorduk. Ee, ya da değişken değerlikli bir metal görüyorsak muhakkak parantez açıp o metalin ne yapıyorduk? Sayısını iyon yükünün sayısını muhakkak gösteriyorduk. Yani adlandırmayı da aslında öğrenmiştik. Sonrasında ise kovalent bağ ile tanıştık. Kovalent bağ deyince de yine tabii ki güçlü bir etkileşim olduğu için atomlar arası etkileşimleri yani bana kimyasal bağı mı temsil edecekti kovalent bağ? Evet. Ve demiştik ki İki ametal atomu arasındaki etkileşim nedir arkadaşlar? Kovalent bağ olarak adlandırılır. Tabii ki kendi içerisinde biz kovalent bağı polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayırmıştık. Apoların aslında aklımızda tutuyorduk. Eğer şayet aynı cins ametal atomları bir araya geliyorsa apolar kovalent bağ oluyordu. Eğer farklı cins ametal atomları bir araya geliyorsa da bu kovalent bağ biz polar kovalent bağ adını vermiştik. Tıpkı iyonik bağı adlandırmayı okumayı öğrendiğimiz gibi kovalent bağlı bileşiklerde ne yaptık arkadaşlar? Adlandırmayı öğrendik. Unutmayın kovalent bağlı bileşiklerde adlandırma yaparken muhakkak latince sayılardan ne yapmıştık? Yararlanmıştık. Mono, di, tri, tetra diye latince sayıları muhakkak ne yapacaktık? Öğrenecektik. Çünkü burada adlandırma yaparken birinci ametalin sayısı sonra ikinci ametalin sayısını muhakkak belirtiyorduk adlandırmada. Mesela ona bir hatırlatma yapalım. E 2 O 5 kovalent bağlı bir bileşik mi? Evet azot ametal oksijen ametal yani burada bir kovalent bağ var. Di azot pentaoksit diye ne yapıyorduk arkadaşlar? Okuyorduk muhakkak sayıları belirtiyorduk. O yüzden diyoruz ki buraya bir yıldız atalım. Üçüncü güçlü etkileşimimiz ise metalik bağydı. Ama bu metalik bağ kavramında sakın onu şu yanılgıya düşmeyelim demiştik. İki metal atomu kendi içerisinde bağ yapmaz. Bileşik oluşturmaz. Ancak metalleri bir arada da tutan bir kuvvet vardır. İşte biz bu kuvvete ne isim vereceğiz arkadaşlar? Metalik bağ adını vereceğiz ve biz metalik bağını yapmıştık. Elektron denizi modeli açıklamıştık. Elektron denizi modelindeki artı yüklü katyonlarla elektronlar arasındaki elektrostatik çekim gücü sonucunda ne oluşuyordu? Metalik bağ oluşuyordu. Evet, güçlü etkileşimleri yani atomların arasındaki etkileşimleri konuştuk. Daha sonrasında ise zayıf etkileşimler kısmında moleküller arası etkileşimler olacağını söyledik. Moleküller arası etkileşim deyince aklımıza tabii ki fiziksel bağ gelecek demiştik ve bunu da kendi arasında Van der Waals ve hidrojen bağı olmak üzere iki sınıfta incelemiştik. Van der Waals etkileşimleri kendi içerisinde beş gruba ayrılmıştı. Dipol deyince aklımıza kesinlikle kim gelecekti arkadaşlar? Polar moleküller gelecekti. İndüklenmiş dipol deyince aklımıza kesinlikle apolar moleküller gelecekti. İyon deyince ise katyon ve anyonlar gelecekti. Gelecekti. Bunlardan da bahsettik. Hatta ve hatta indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri yani şurası tek bir madde, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri, London etkileşimleri olarak da yine karşımıza ne yapmıştı? Çıkmıştı. Peki, burayı da öğrendik. En sonda hidrojen bağına yine kocaman bir yıldız atıyoruz. Çünkü F, O, -N elementlerinin özellikle hidrojenle yaptığı bileşiklerde biz hidrojen bağı görüyorduk. Mesela hidrojen bağına örnek olarak NH3 yani amonya kaşıkı o yani su moleküllerini ne yapabiliyorduk arkadaşlar örnek olarak verebiliyorduk burayı da öğrendik hatta zayıf etkileşimler arasında en güçlüsü hidrojen bağı en zayıfı da kimdi arkadaşlar London kuvvetleriydi ve en sonunda da bu ünitenin fiziksel ve kimyasal değişimlerinden bahsettik maddenin eğer iç yapısında bir değişiklik oluyorsa kimyasal değişim oluyordu ama sadece dış görünüşünde bir değişiklik oluyorsa buna da fiziksel değişim adını vermiştik yani e aslında hal değişimi olayları e fiziksel değişime daha çok örnekken kimyasal bir reaksiyonun olduğu olaylar ise kimyasal değişime neydi arkadaşlar örnekte. Evet buraya kadar aslında biz hepsini gördük ancak ödevlendirmemizi de daha önceden yapmıştık. Dinamo Soru Bankası'ndan sayfa 101'den 157'ye kadar size ödevlendirme yapmıştık. Tabii ki bu ödevlerimizi bitiriyoruz. Sınav öncesinde muhakkak bunları çözüyoruz ve daha sonrasında kimyasal türler etkileşimleri ödevlerini hallettikten sonra sayfa 143'te yazılı hazırlık kısmımız var arkadaşlar. Buradan muhakkak yine yazılıya özellikle yönelik soruları çözüyoruz. Daha böyle klasik soruların olduğu, işte boşluk doldurmaların olduğu kısımlarla konuyu iyice ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz arkadaşlar. Evet, o zaman diyoruz ki 3. üniteyi gördük. Peki başka neler gördük ikinci dönem? Maddenin halleriyle tanıştık. Maddenin hallerinde kaç tane fiziksel hal gördük? dört tane. Kimdi bunlar derseniz maddenin katı hali vardı, sıvı hali vardı, gaz hali vardı ve bir de dördüncü hali olan kim vardı arkadaşlar? Plazma hali vardı. İşte bu dört maddenin halini tanıdık. Özellikleri nelerdir? Bunu konuştuk. İşte katılar mesela yalnızca titreşim hareketi yaparken sıvıların tanecikleri titreşim hareketinin yanında bir de ne yapıyordu arkadaşlar? Öteleme hareketi yapıyordu. Ya da sıvılar akışkandı. Gazlar ve plazma hali de akışkandı ama katılar akışkan değildi gibi birçok özellikle ne yaptık? Tanıştık ve sonrasında katıları kendi içerisinde detaylandırdık ve dedik ki amorf ve kristal katılar olmak üzere biz katıları kendi içerisinde inceleriz. Eğer şayet tanecikler arasında belirli bir düzen yoksa ve belirli bir erime kaynama noktasına sahip değilse diyorduk ki hatta camsı geçiş sıcaklığı varsa katıların bunlar amorf katı sınıfında yer alıyordu. Ama taneciklerin daha düzenli olduğu katılara ise kristal katı adını veriyorduk ve tabii ki kristal katıların belirli bir erime noktası vardı. Amorf katılar gibi camsı geçiş sıcaklığına sahip değildi. Bu tarz ayrımı yaptıktan sonra kristal katıları da kendi içerisinde dört grupta inceledik. İyonik kristal katılarla tanıştık. Özellikle iyonik bağlı bileşiklerin katı hallerini bu sınıfta yer alacağını söyledik. Metalik kristal katılarla tanıştık. Metallerin katı halleri yine bu sınıfta yer aldı. Kovalent kristal katılarda özellikle güçlü ağ örgülü kristal yapılar aslında işin içindeydi. Yani sağlam bir bağ söz konusuydu ve hatta buraya örnek olarak elması grafiti kuarsına yapmıştık, vermiştik. Moleküler kristal katılarda ise tabii ki zayıf etkileşimler. Yani işte hidrojen bağı ya da işte London kuvveti gibi daha zayıf etkileşimlerin etkin rol oynadığını söylemiştik. Mesela suyun H2O'nun katı hali ya da karbondioksitin katı hali kuru buz olarak adlandırılıyordu. Bunlar nereye girecekti? Moleküler kristal katılara girecekti arkadaşlar. Tabii ki maddenin hallerine dair de dinamo soru bankamızdan ödevlendirmemizi daha önceden yap Yaptık. Yine aynı şekilde muhakkak buradan da sorularımızı bir güzel çözüp sınava ne yapıyoruz? Hazırlığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik sorularla pekiştirme kısmına. Bakın bu soruda tabloda verilen tanecikleri uygun kimyasal türlerle doldurunuz diyor. Bence bu soru yüzde yüz yazılıda sorulur arkadaşlar. Çünkü kimyasal türleri tanımadan bizim bunları çözebilmemiz mümkün değil. E o zaman diyoruz ki yani kimyasal türleri iyi anlayabilmek için muhakkak atom, element molekülü ya da bileşik molekülü ya da iyonun ayrımını yapabilmeliyiz. Bakın burada en iki molekülü görmekteyim. Aynı cins iki ametal atomu olan azotlar bir araya gelmiş. Eğer aynı cins ametaller bir araya geliyorsa element molekülü olarak ne yapılıyordu bu? Adlandırılıyordu. Şayet farklı cins ametaller bir araya geliyorsa da ne demiştik? Onlara da bileşik molekülü adını vermiştik. O zaman diyoruz ki en iki bir element molekülü olarak karşımıza çıktı. Peki magnezyum artı iki diyor. Bir iyon görüyorum farkındaysanız. Bir katyon görüyorum hatta. Artı yüklü iyonları çünkü biz ne isim veriyorduk? Katyon adını veriyorduk. O zaman bu kimyasal türü de tanıdık. Helyum ya da şurada gördüğüm potasyum. Helyum bir soy gaz. Potasyum ise bir metal. Hatırlayın metaller ve soy gazlar hangi kimyasal tür sınıfında yer alıyordu? Tabii ki atom sınıfında yer almaktaydı. Peki cn -1 diyor. Bu bir siyanür köküydü. Yani çok atomlu bir iyondu. O zaman diyorum ki iyon oluşu aslında bana bunun kimyasal türünü ne yaptı? Belli etti. Eksi yüklü bir iyon olduğuna göre de biz buna ne diyeceğiz? Anion adını vereceğiz. Peki karbondioksit ve su moleküllerini vermişler. Bakın ağzımdan molekül çıktı. Çünkü karbon da oksijende ya da burada hidrojen ve oksijende her ikisi de ne? Birer ametal. Farklı cins ametaller bir araya geldiği için bileşik molekülü olarak ne yapılmakta? adlandırılmakta. Çünkü ametallerimiz burada farklı cins ve bunlar iyonik bağlı birer bileşik değil. Şunu da unutmayalım. Bir şeyin molekül olabilmesi için kesinlikle yapısında ne olacaktı? Ametal olacaktı. Eğer şayet iyonik bağlı bir bileşik görüyorsak iyonik bağlı bileşikler molekül olamazlar. Yani biz bileşik molekülü diyeceğimizde muhakkak neye bakacağız? Kovalent bağlı bir bileşik görmeye dikkat edeceğiz. Peki geldik bir diğer sorumuza. Bir takım boşluk verilmiş uygun kelimelerle doldurun diyor. Bana kalırsa hocanız yüzde yüz buradan da soru soracaktır. Muhakkak bir boşluk doldurma sorumuz ne yapar? Karşımıza gelir arkadaşlar. O zaman gelin boşluklarımızı beraber bir dolduralım. Aynı ametal atomları arasında gerçekleşen kovalent bağ. Az önce söyledik aynı ametal atomlar deyince kim gelecekti aklımıza? Apolar kovalent bağ gelecekti. O zaman diyoruz ki buradan apolar kovalent bağı ne yaptım? Aldım. Güzel. Hidrojen bağı hatta şuraya da e diye yazabilirim. Hidrojen bağlarım zayıf etkileşimler arasında neydi arkadaşlar? En aslında güçlü etkileşimdi. O zaman diyoruz ki zayıf etkileşimler arasındaki en güçlü etkileşimimiz kimdir? Hidrojen bağıdır diyebiliriz. Ee, buraya tabii ki bir G seçeneği olarak bunu da ekleyelim arkadaşlar. Güçlü olduğunu da söyleyelim. İkiyi o zaman G ile ne yaptık? Eşleştirdik. Üçte diyor ki bla bla bla. Zayıf etkileşimler arasında en zayıf etkileşimdir. Kimdi bu arkadaşlar? London etkileşimleriydi. London etkili etkileşimleri zayıf etkileşimler arasında en zayıf etkileşim olarak ne yapılmakta bilinmekte. O zaman buraya da bir yine London'u da ekleyelim arkadaşlar. London etkileşimlerinde harf olarak ne verelim? I diyelim. Buraya da I diye yazalım. Peki dördüncüsünde ne diyor? İyonik bağlı bileşikler. Hmm, oda koşullarında acaba hangi fizikselerde bulunuyordu? Hatırlayın sofra tuzu iyonik bağlı bir bileşikti. Yani sodyum klorür bir metalle bir ametal yapısında bulunduruyor. E oda koşullarında şumun tuz dediğimiz sodyum klorür tabii ki katı halde bulunmakta. O zaman diyoruz ki bu da B ile ne yapmış oldu? Eşleşmiş oldu. Peki 5. boşlukta diyor ki moleküller arası etkileşimler ne olarak adlandırılacak arkadaşlar? Tabii ki zayıf etkileşim olarak adlandırılacak. Çünkü biz atomlar arası etkileşimlerde ne demiştik? Güçlü etkileşim adını vermiştik. Peki metallerde serbestçe hareket edebilen değerlik elektronları ne oluşturuyordu? elektron denizini oluşturuyordu arkadaşlar. Hatta biz bu elektron denizi modelini nerede gördük? Metalik bağ kavramında görmüştük. Metallerin son katmanında az elektron olduğu için bu elektronlar ne yapar? Serbestçe hareket edebilir ve bu hareketleri sonucunda da ne oluştururlar? Elektron denizini oluştururlar. Peki bir diğer boşluğumuzda ne vermiş? İyonik bağlı bileşikler. Suda çözündüklerinde ne yapar arkadaşlar? İyonlarına ayrışırlardı. Bunu da yine ne yapmayacağız? Unutmayın. Hatta bu iyonlar aracılığıyla iyonik bağlı bilişikler e, suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebiliyorlardı. Ancak tabii ki katı halde ne yapamazlar arkadaşlar? İletemezler diyebiliriz. O zaman diyorum ki... Boşluklarımızı uygun kelimelerle doldurduk. Bir sonraki sorumuzda ne yapalım? Olaya bir devam edelim. Elementlerin elektron katman dizilimlerini yapıp Lewis nokta yapılarını da bize göstermemizi istemişler. Bence bu tarz bir soru yine hocamız sorabilir. İhtimalimiz yüksek. Yüzde yüz buradan da soru gelebilir. Çünkü Lewis sembollerini yazamadan bilişikleri bağlışımını biz ne yapamayız? Gösteremeyiz. O zaman gelin elektron katman dizilimlerini önce bir yapalım. Azotun atom numarasını 7 diye bize ver. 2'ye 5 diye ne yaparım? Açarım. Son katmanındaki değerlik elektron sayısı 5 olduğu için. Lewis nokta yapısına göre elektronları önce teker teker yerleştirdim. Sonra varsa ikincileri yerleştiriyordum. 5 elektronu yerleştirerek Lewis nokta yapısını göstermiş oldum. Aynı mantıkta oksijeni de açıyorum. 2'ye 6. Oksijenin de 6 elektronu ne yapıyorum? Önce teker teker 4 bir tarafa yerleştirdim. 5, 6 ikinciyi istediğim yere koymaktan neyim? Özgürüm. Bunu da yaptık. O zaman geldim flora. Florun atom numarası 9'muş. 2'ye 7 diye mi açılacak arkadaşlar? Son katmanında 7 elektron var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye yazdım. Bakın bu tek olan elektron florun yalnızca bir bağ yapabileceğini mi bize gösterecek aslında? Evet. Oksijen ise yalnız olan bakın 2 elektronu vardı. Oksijen o zaman 2 bağ ne yapabilir? Yapabilir. Azotun ise 3 tane yalnız elektronu var. Azot atomumuz o zaman 3 bağ yapabilme özelliğine nedir? Sahiptir diyeceğiz. Pekala. Magnezyuma geldim. Magnezyumun Atom numarası 12 imiş. 12'de elektronu var. 2, 8, 2 diye açtım. Değerlik elektronu 2. O zaman önce teker teker yerleştiriyordum. Estetik dursun diye birini sağ birini sola ne yaptım? Yerleştirdim. Güzel. Bunu da hallettik. Magnezyum o zaman hatta kaç bağ yapar? Onu da yazalım. 2 bağ yapabilir. Ancak bakın burada kimi vermiş arkadaşlar? Helyumu vermiş hatırlayın. Soy gazlarda. İlk birinci periyodunda kim vardı? Helyum vardı. Helyum bir soy gaz olduğu için değerlik elektronu evet tıpkı magnezyum gibi iki. Son katmanında iki elektronu var. Ama biz magnezyumda olduğu gibi Lewis nokta yapısını gösterirsek şayet ne olur? O zaman bağ yapması gerekir. Ama soygazlar ne yapmazdı? Bağ yapmazdı. 8A grubu elementleri soygazlarda bağ yapmayacağından dolayı helyumun Lewis nokta yapısında elektronlar üst üste yazılır. Lütfen bunu unutmayın. Bizim için çok değerli bir kısım kendisi. Peki geldim bir diğer soruma. Şimdi ne istiyor arkadaşlar benden? Bileşikleri oluşturun diyor ve siz Matematik adlandırın diyor. Bence bu %100 kesin çıkacak bir soru. Çünkü biz adlandırmaları öğrendik. E, adlandırmalar bizim için çok değerli. Artık bilişikleri adlandırmalara göre okuyacağız. O yüzden diyoruz ki buradan da bence %100 soru gelir. Alüminyum artı 3, oksijen eksi 2 diye vermiş. Önce katyon sonra anyon yazılmış. Ve biz bu iyonlardan ne yapacağız? Bilişik oluşturacağız. Peki iyon yükleri çapraz olarak ne yapılıyordu arkadaşlar bileşikler oluşurken yer değiştiriyordu. O zaman bakın 3'ü oksijenin altına 2'yi alüminyumun altına ne yaptım çektim. Ve alüminyum oksit bileşiğini ne yapmış oldum elde etmiş oldum. Nasıl okudum aslında ben bunu iyonik bağlı bileşiklerin kuralından okudum. Önce metalin adını söyledim alüminyum dedim. Sonra ametalin adını ne yaptım söyledim alüminyum oksit şeklinde ne yaptık okumuş olduk. Peki geldim bir diğer örneğimize. Magnezyum artı 2 klor eksi 1 diyor. Çaprazlayalım o zaman iyon yüklerini. MGC ile 2. E peki bunu böyle mi okuyacağım? Hayır. Önce metalin adını söyleyeceğim. Kim bu MG? Magnezyum. E peki sonra yanında kim var? Ametal var. Klor var. Ama tabii ki klorun sonuna hangi takı gelecek? Klorür olacak. Klorür takısını getirmiş oldum. Magnezyum klorür diye okudum. Peki buraya geldiğimde bakın dikkat et. Artı 2 eksi Iki. Eğer sadeleşebiliyorsa iyon yüklerini ne yapıyorduk arkadaşlar? Sadeleştiriyorduk. Her iki tarafı ikiye böldüğümde bir geldiği için ne yaptım? Direkt e, bileşimi oluşturdum. Hiçbir şekilde buraya ikileri yazmadım. En az okuyacağım metalin adı ne burada? kalsiyum. E yanında oksijeni görüyorum. Oksijen de nasıl okunurdu? Oksit diye okunurdu. Bu da halli oldu. Geldim bu örneğime. Bakın burada ne görüyorsun? Çok atomlu bir iyon görüyorsun. Fosfat kökü hatta bu. Hatırlatma yapalım. Eğer iyonun çok atomluysa ve altına bir sayı yazacaksan muhakkak ne yapıyordun? Paranteze alıyordun. Unutma. O yüzden diyorum ki magnezyumun altına fosfat iyonundan 3 geldi. Artı 2'yi de ne yapıyorum? Fosfat iyonunu paranteze alarak altına yazıyorum. E o zaman okunuşunu kopyasını verdim aslında. Metalin adı artı kökün adı diyeceğim. E hangi metali görüyorum arkadaşlar burada? Magnezyum metalini görüyorum. E bu kökün adı neydi PO4-3'ün? Fosfat köküydü. O zaman magnezyum fosfat olarak ne yapılacak? Okunacak. Aşağıdaki örneklerde ise buralara da yine kocaman ünlem atalım arkadaşlar. Demir elementini bize vermişler. Demir değişken değerlikli bir metaldi hatırlayın. Aynı şekilde mesela bakır da değişken değerlikliydi. Değişken değerlik ne demek? Bazen bileşiklerinde artı iki alır bazen ise artı üç alır. Biz değişken değerlikli metalleri muhakkak parantez açıp e, romen rakamıyla ne yapıyorduk arkadaşlar? Göstermek zorundaydık. O zaman gelin önce bir bileşiklerimizi oluşturalım. Şimdi demirin altına oksijenin ikisi geldi. Oksijenin altına da kim gelecek? Çapraz çekince artı 3 gelmiş oldu. Bunu yazdık. Geldim buna artı 2 eksi 2 birbirini ne yapar arkadaşlar? Sadeleştirir. O zaman bakın birbirinde ikisini kıyasladığımız zaman bunların farklı bileşikler olduğunu görmekteyiz. Ve bizim bu bileşikleri ayırt edebilmemiz için okunuşlarını aslında iyi bilmemiz lazım. Metenin adını yazıyorum önce. Demir. Peki buradaki demir artı 3 değerlik aldığı için muhakkak aldığı değerliği ne yapıyorum arkadaşlar? Gösteriyorum. Demir 3 oksit diyorum. Çünkü demir 3 diye göstermezsem acaba acaba bu mu bu mu diye ne yaparım düşünürüm. O zaman burada da aynı mantıktan metalin adını demir yazdım. 2 diye muhakkak iyon yükünü gösterdim ve sonrasında da ne geldi arkadaşlar? Oksit kelimesi gelmiş oldu. Evet adlandırmamızı da yaptık. Geldik bir bağın bir molekülün polarlığını apolarlığını yine göstermeye hem de bağın polarlığını apolarlığını göstermeye. En çok karışan kısım da burası. Bakın bağın polarlığı polarlığı deyince molekülün içerisindeki metaller aynı cins mi yoksa farklı cins mi diye ne yapacağız? Bakacağız arkadaşlar. Burası çok basit ama molekülün polarlığı apolarlığında nereye bakıyorduk? Merkez atoma bakıyorduk ve molekülün merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti varsa polar molekül olarak ne yapılıyordu? Adlandırılıyordu. Eğer şayet merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoksa da ne demiştik? Apolar molekül olarak adlandırılıyordu. O zaman gelin şu molekülleri önce bir açalım arkadaşlar. Azot 7 nasıl açılır? 2'ye 5 diye açılır. O zaman diyorum ki azotun 1, 2, 3, 4, 5 tane neyi vardı? Ee, değerlik elektronu vardı. 3 bağ yapabileceğini bir önceki kısımda gösterdik. O zaman bu 3 bağını kimle yapacak? Yanındaki tabii ki diğer azot molekülüyle yapacak. Her bir yalnız elektron eşleşecek. O zaman ben bunları eşleştirdiğimde azot atomları arasında üçlü bağın olduğunu, oluştuğunu ne yapabilirim? Gösterebilirim. O zaman dikkat et. Aynı cins iki ametal atomu arasında olduğu için buradaki bağımız apolar kovalent bağdır arkadaşlar. Bağ polarlığı deyince aynı cismi farklı cins mi sadece ne yapıyorduk ona bakıyorduk. Molekül polarlığında ise element moleküllerinin tamamı apolar moleküller olarak karşımıza çıkıyordu. Yani bu şu demek oluyor N2'nin dışında H2 O2 F2 gibi element molekülleri de molekül bakımından nedir? apolar olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Peki geldim karbondioksite. Karbonun atom numarasını 6 diye vermişler. Gidin bunu da bir elektron katman diziliminde açalım. 2'ye 4 diye açtım. Karbonun bakın 4 tane bağ yapacak elektronu var. Ve oksijenin de bir önceki Lewis nokta gösteriminde son katmanında 6 elektron olduğunu ve 2 bağ yapabileceğini ne yapmıştık göstermiştik. E karbonda 4 bağ yapacak. E, peki 2 oksijenle bir araya geleceğine göre Karbon iki bağını bu oksijenle yaptı. Öbür iki bağını da ne yapacak arkadaşlar? Diğer oksijen atomuyla yapmış olacak. E o zaman karbondioksit molekülünün açılımı bu şekilde. E peki şu bağları, kimyasal bağları düz çizgilerle göstermiştik. O zaman bu kimyasal bağlar polar kovalent bağ mıdır? Apolar kovalent bağ mıdır diye karar verelim. Oksijen ve karbon farklı cins elementler olduğu için tabii ki ne olacak burada? Bağ polarlığımız polar olarak karşımıza çıkacak. Yani burada polar kovalent bağ vardır diyeceğiz. Ama ama molekül bakımından merkez atomumuz burada karbon. Çünkü en çok bağı o yaptı. O yüzden merkez atom karbon ve merkez atomun üzerindeki hiç noktacık var mı arkadaşlar? Ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. Olmadığı için bu molekül nedir diyeceğiz? Apolar bir moleküldür diyeceğiz. Yani merkez atoma bakarak ne yapabiliyoruz? Bir molekülün polar mı apolar mı olduğuna karar verebiliyoruz. Ya da moleküllerin polarlığını apolarlığını ezberleyebiliriz. Ama bu birazcık tabii karışık. Peki, CH4'e geldim. Karbonun 4 bağ yapacağını az önce söyledik. Yanında da 4 hidrojen var. Bakın 4 bağını o zaman birer şekilde ne yapıyor? Hidrojenlerle yapıyor. Her bir bağ farklı cins iki ametal atomu arasında olduğu için burada polar kovalent bağ etkin rol oynuyor. Ama molekül bakımından yine merkez atomla ortaklanmamış elektron çifti var mı? yok. Olmadığı için de ne diyeceğiz arkadaşlar? Apolardır molekül bakımından CH4. Peki son olarak H2O'yu da yine inceleyelim. Oksijen kaç bağ yapardı? 2 bağ yapardı. O zaman bakın bu iki bağını kimle yapacak? Hidrojenlerle yapacak. Ve baktığımızda şu düz çizgiler kimyasal bağı temsil etmekteydi. 2 ametal atomu arasında gerçekleşiyor. 2 ametal atomu arasında gerçekleştiği için farklı da olduğu için bu nedir? polar kovalent bağ olarak karşımıza çıkar. Peki molekül bakımından polarlı kapolarlığa dikkat edin. En çok bağ yapan atom oksijen ve merkez atom O onda da ortaklanmamış elektron çift olduğu için su molekülü polar bir moleküldür diyebiliriz. Güzel. Peki Verilen moleküllerin arasındaki etkileşimleri belirleyerek karşısına yazınız demiş. Bakın burada işte molekülün polar mı polar mı olduğuna karar vermek önemli. O yüzden birazcık bir süre sonra soru çözdükçe aslında e, hangi molekül polar hangi molekül apolar aklınızda kalacak arkadaşlar. Tek tek açmakla uğraşmayacaksınız ve şunu unutmayın. Eğer bir molekül polarsa dipol etkileşimi yapar. Eğer bir molekülünüz apolarsa indüklenmiş dipol dipol etkileşimi ne yapar? Yapar arkadaşlar. Hocam burada eğer şayet bir iyon varsa yani bir katyon, anyon varsa ya da iyonik bağlı bir bileşik varsa da tabii ki iyon etkileşimini de burada referans alacağız. O zaman gelin bir örneğimizi konuşalım. H2S polar bir molekül. H2O da polar bir molekül. İki polar molekül arasında ne etkileşimi olurdu arkadaşlar? Dipol dipol etkileşimi olur. Polar polar dipol dipol oldu. Peki karbondioksitin az önce açılımını yaptık apolar bir molekül olduğunu söyledik apolar olduğuna göre karbondioksit indüklenmiş dipol etkileşimi yapacak h2o ise sadece ne yapacak? Dipol etkileşimi yapacak. Geldim buraya. Az önce CH4 ve karbondioksitin apolar molekülleri olduğunu söyledik. Yani apolar apolar iki molekül arasında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimi vardır. Bunun bir diğer adı neydi arkadaşlar? London etkileşim neriydi? Onu da hatırlatmış olalım. Peki bu örnekte ne vermiş? Bakın sodyum klorür vermiş. Metal artı metal. Yani iyonik bağlı bir bileşik görüyorum. O zaman buradan bir iyon gelecek. Yanında ise su molekülü görüyorum. Su molekülü polardı. Polar olduğu için de ne diyeceğim arkadaşlar? Burada iyon dipol etkileşimi vardır. Yani polar yazmak yerine iyon dipol etkileşimi olduğunu gösterebiliyorum. Peki BH3 bor dediğimiz elementimiz 3A grubu elementi yani 3A grubunda bulunuyor. O yüzden sadece son katmanında 3 elektron var. Ve hidrojenlerle bağ yaptığında hiçbir şekilde bakın merkez atomda kendisi ve bunun üzerinde hiç ortaklanmamış elektron çifti kalmıyor. O yüzden apolar bir molekül. Apolar bir molekül olduğu için de indüklenmiş dipol adını aldı. E az önce element moleküllerinin biz apolar moleküller olduğunu söyledik. Yani o zaman diyorum ki burası da ne olacak? İndüklenmiş dipol olacak. Yani BH3 ve O2 moleküllerin arasında London kuvvetleri vardır diyeceğiz. Peki Geldim şu iki örneğe. Bakın burada hidrojen bağı aslında ne oluyor? Etkin rol oynuyor. Bunu nereden anlayacaktık? F, O, elementlerinin hidrojenli bileşikleri. Özellikle kimlerde vardı? Amonyakta, NH3'te vardı. Suda vardı. O zaman ikisinde polar moleküller olmasına rağmen yani dipol dipol etkileşimleri arasında olmasına rağmen baskın olan kim olacak arkadaşlar? Hidrojen bağı olacak. Aynı şekilde HF'de de hidrojen bağı vardı. CH3, OH, metil alkoldü. Alkollerde de hidrojen bağı etkin rol oynardı. O yüzden burada da polar iki molekül olmasına rağmen diyoruz ki tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi ne etkin rol oynayacakmış? Hidrojen bağı etkin rol oynayacakmış. Evet son örneğimizde ise karbon tetraklorür vermiş. Karbon tetraklorür apolar bir moleküldür. O yüzden indüklenmiş dipol etkileşimi yapar. Helyum gibi bütün soy gazlar apolardır arkadaşlar unutmayın o yüzden orada da ne olacak İndüklenmiş dipol etkileşimi olacak yani bir diğer adıyla burada da London kuvvetleri ne yapar diyeceğiz etkin rol oynar diyeceğiz evet geldik bir diğer sorumuza bakın Aşağıda verilen değişimlerden fiziksel değişim olanların yanına F, kimyasal değişim olanların yanına ise K harfini yazmamızı istemişler. Bence yazılı da buradan kesinlikle arkadaşlar soru gelecektir. Çünkü bir değişimin fiziksel mi kimyasal mı olduğunu anlamanızı öğretmeniniz sizden bekler. Ne öğrenmiştik daha önceden? Fiziksel değişim deyince dış yapısında değişiklik olacaktı. Kimyasal değişim deyince ise iç yapısında maddenin bir değişiklik olacaktı. Yani kimyasal bir reaksiyon mu görecektim aslında bir tepkime mi görecektim evet peki naftalinin süblimleşmesi naftalin deneyimiz madde bu beyaz toplar arkadaşlar temizlik güzel koku vermesi için temizlik amaçlı aslında lavboları ne yapılıyor konuluyor naftalin katı halde Direkt ne yapar arkadaşlar? Gaz haline geçer. Biz bu olayı süblimleşme adını veririz. Ve naftalin suda çözünmez. Yani o zaman ben burada bir hal değişimi olayı görmekteyim. Hal değişimi olayı olduğu için ne diyeceğim? Naftalinin süblimleşmesi fiziksel bir değişimdir diyebilirim. Ama kağıdın yanmasını düşündüğümde bakın yanma tepkimesi gerçekleşti burada. Kağıdın artık iç yapısı ne oldu? Bozuldu. Kağıdı artık eski haline getiremiyorum. Ama o yüzden de ne oldu? Kimyasal değişim oldu. Ama kağıdın yırtılması deseydim kağıt yine aynı kağıt. Herhangi bir şekilde iç yapısı değişmezdi. O zaman fiziksel değişim olarak ne yapabilirdim? Adlandırabilirdim. Ham petrolden benzin eldesinde bir ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır aslında. Yani o yüzden bir nebze karışımların ayrılma yöntemi olduğu için fiziksel değişimdir arkadaşlar bu da ya da şekerin çayda çözünmesi deyince herhangi bir kimyasal reaksiyon gerçekleşmiyor çayın içerisinde. O yüzden diyoruz ki bu da fiziksel değişim örnektir. Ama buzdolabından çıkarttığınız bir sütün ekşidiğini fark ederseniz bu bozulduğunun bir göstergesidir. Eğer bozulma, çürüme gibi bir olay söz konusuysa tabii ki kimyasal bir değişim söz konusu olmuştur diyeceğiz. O yüzden K harfini ne yaptık? Yazdık. Peki buğdayın öğütülmesi. Buğdayı ne yapıyorlar? Öğütüyorlar. Yani aslında daha küçük tanecikler haline getiriyorlar. O yüzden burada da herhangi bir kimyasal reaksiyon söz konusu değildir diyebiliriz. Ama sonbahar geldiğinde yapraklar sarardığında tabii ki yaprağın iç yapısı ne oluyor? Bozuluyor arkadaşlar. Yani kimyasal bir reaksiyon var. Bir süre sonra hatta sararan yapraklar çürümeye başlıyor. Peki suyun donmasında herhangi bir yine kimyasal reaksiyon yok. Ne oluyor? Su sıvı halden katı hale geçiyor. Sadece bir hal değişimi olayı söz konusu. Ama Betonun donması neydi arkadaşlar? İstisnaydı bunu unutmayacaktık. Beton donarken iç yapısı değiştiğinden dolayı kimyasal değişimi örnektir. Normalde hal değişimi olayları fizikselken betonun donması hariçtir diyeceğiz. Peki gümüşün kararması da yine kimyasal bir reaksiyonun varlığıdır. Aslında gümüşün kararması ya da demirin paslanması gibi olaylarda e, yavaş yanma gerçekleşir. Bunlar da birer yanma tepkimesidir. O yüzden diyoruz ki burada da kimyasal bir değişim sos konusu. Evet Boşluk doldurma kısmımız var. Uygun ifadelerle boşlukları ne yapmamızı istemişler? Doldurmamızı istemişler. Hadi gelin bir de bunları dolduralım. Maddenin katı halden gaz haline geçmesine az önce ne isim verdik arkadaşlar? Süblimleşme adını verdik. Sıvıların belirli hacimleri vardı ancak neyi yoktu arkadaşlar? Şekilleri yoktu. Hatta bulundukları kabın sıvılar şeklini alır demiştik. Maddenin hallerinden bazıları akışkan özelliğe sahipti. Kimdi bunlar? Sıvılar akışkandı. Gazlar akışkandı. Ve yine aynı şekilde maddenin dördüncü hali olan plazmada akışkandı. Şunu unutmayacaktık hatta. Eğer taneciklerimiz öteleme hareketi yaparsa bu onun aslında akışkan özelliğe sahip olduğunun göstergesiydi. Peki katı tanecikleri sadece ne hareketi yapardı arkadaşlar? Titreşim hareketi yapardı. O zaman boşluğumuza titreşim geldi. LPG ve LNG diye iki ayrı endüstride. Madde öğrenmiştik. LPG'nin açılımı neydi? Sıvılaştırılmış sıvılaştırılmış petrol gazıydı özellikle. Bunu unutmayacaktım. LNG de buna benziyordu ancak aralarında bir fark vardı. LNG sıvılaştırılmış doğal gazdı ve LNG'nin %90'ı ise metan gazından ne yapmaktaydı? Oluşmaktaydı. LPG'de ise bütan ve propan gazları daha etkin rol oynuyordu. Peki buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine neden olan maddelere biz ne isim vermiştik arkadaşlar? soğutucu akışkan adını vermiştik hatta ve hatta soğutucu akışkanlar günlük hayat Bizim hayatımızda olan bir kısımdı. Neyde kullanılıyordu günlük yaşamda? Tabii ki klimalarda kullanılıyordu. Ve hepimizin evinde olan buzdolabının içerisinde soğutucu akışkan var mıydı? Vardı. Deodorant, sprey, parfüm gibi ürünlerde ise neler kullanılırdı arkadaşlar? İtici gazlar kullanılırdı. Üzerindeki basınç kalktıktan sonra itici gazla beraber deodorantın içinde bulunan esansı da ne yapıyordu? Kabı terk edebiliyordu. Bundan daha önceden bahsetmiştik. Peki, belirli geometrik şekli, belirli bir erime noktası olmayan, yani yumuşama sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığına sahip olan katılara ne isim vermiştik? amorf katılar adını vermiştik. Belirli geometrik şekli olan sert ve sıkıştırılamayan katılara ise kristal katı adını ne yaptık arkadaşlar? Verdik. Peki bir diğer örneğimizde ise diyoruz ki katarda elektrik akımını iletmezken sulu çözeltisinde elektrik akımını ileten katı türümüz nedir? Diyoruz ki tabii ki iyonik kristal katı burada ne olacak? Aklımıza gelecek. Çünkü iyonik bağlı bileşikler katarda elektriği iletmezken sulu çözeltilerini elektriğe iletiyordu. Cam, lastik, plastik ya da tereyağı bu katı türüne örnektir diyor. Bakın bunların her birinin birer neyi var? Yumuşama sıcaklığı var. O yüzden diyoruz ki bu katılar amorf katıdır. Yani belli bir erime noktası yoktur. Cam bir süre sonra ne yapar? Daha böyle yumuşar. Yine aynı şekilde buzdolabından çıkarılan tereyağı da yumuşar diyebiliriz. Peki değerlik elektronlarının oluşturduğu Elektron denizi sayesinde yüzeyi parlak olan, elektriği ve ısıyı iyi ileten katılar. Aa bu kim acaba? Tabii ki metaller. Yani o zaman bizim aklımıza kim gelecek? Metalik kristal katılar mı gelecek arkadaşlar? Evet. Yukarıdaki iyonik kristal katı dedik. İkincisini amorf dedik. Üçüncüye de metalik kristal katı dedik. Tanecikleri arasında dipol dipol London kuvveti ya da hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimler etkin rol oynuyorsa bu katılar kimdi arkadaşlar? Moleküler kristal katıydı. Zayıf etkileşimler bu katılarda etkin rol oynuyordu. Ama daha sağlam yapıya sahip olan kovalent bağlarla çevrili olan katılar ise yani elmas, grafit, quartz gibi katılar ise kovalent, kristal katı olarak karşımıza ne yapmaktaydı? Çıkmaktaydı. Tabii ki bunların özellikleri bizim için önemliydi. Evet arkadaşlar karşınızda ödüllü soru. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.